Şöyle bir kahvaltı hazırladım arkadaşlar. Şöyle şu manzaraya karşı. Şöyle. Biz kahvaltımızı yapalım. Bebişimiz de burada. Herkese selam arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Herkese selam arkadaşlar. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Yine bir kargoyla karşılıyorum sizi. Dün başta benim inşallah görünüyordu. Şu an ben kamerayı göremiyorum nasıldır diye. Çocuktan da gözümü alamıyorum. Şöyle bunu olduğunu biliyorum. Ağzımın diri sipariş etmiştim. Sadece sucuk akmaya başladı. Diş çıkarıyor benim çocuğum. Yavrucuğum benim. Hem hasta hem diş çıkarıyor bu aralar. Bunu neredeyse 12 gün önce falan sipariş etmiştim. Kargoya satıcı hemen verdi ama kargoda duruyordu kaç gündür. Ben de dün akşam dedim ki satıcıya mesaj attım. Dedim ki eğer yollamayacaksanız dedim hani siparişi iptal edeyim, ona göre başka sipariş edeceğim. Satıcı dedi ki biz bir öbür gün hemen gerçekten yola ver şeye vermişti, kargoya vermişti ama kargoda takılmış işte. Bu sabah dağıtıma çıktı hemen, demek mesaj atma gerek yok. Şimdi ya da keşke beklemeseydim. Şöyle ağız mendili bu. Çok tatlıymış rengi. Şöyle. Sadece inanılmaz derecede akıyor. Arkası penye. Çok güzel suyu çeker bence. Önü de müslin örtüsü gibi. Müslin kumaşı, müslin örtüsü değil. Şöyle koyayım önüne. Şöyle de rengarenk. Şöyle. Yakalık. Bayağı büyükmüş kız. Neyse. Şöyle yakalıklar sipariş ettim. Çok tatlıymış. Sevdim ben bunları. Ay bu çok şeker. Şuna bakın. Aa, şunun rengi peki. Çok tatlı. Şöyle de mavi. Rengarenk takarız. Yetmezse bir daha sipariş ederiz. Bunları da kesede göndermişler. Teşekkürler. Keseyi kullanırım ben. Bu arada ilk defa kargoları beklettim. Ama da geri gelmez hemen cart diye yırtıp açıyorum. Hemen bakıyorum. İlk defa beklettim. Bu bir ilktir yani. Bu tahmin ettiğim şey galiba. Geçen hepsi burada indirim vardı. Ha. Tahmin ettiğim değilmiş, farklıymış. Termometre arkadaşlar. Termometre sipariş ettikleri çok lazım oluyor. Özellikle bu aralar hastayız. Bunu kullanırım ben. Ben başka bir şey bekliyorum. Eşim geldi bu arada. Dedim ona bu. En çok beklediğim kahve. Bunları ben mi birleştiriyorum? Bunlar. Herkes de görmüşsünüzdür bunlardan. Valla herkes de var gerçekten. Ben de aldım bunlardan. Ha, şu böyle mi acaba? Bu sanırım şöyle ortayı ayırıyor. Yanlış. Evet evet doğru. Şöyle ortaları ayırıyor sanırım. Şöyle organizer sipariş etmiştim. Bezini falan koyacağım. Hatta bezini şöyle yanıma koydum. Hemen içine koyacağım. Çok dağınık oluyor bir türlü. Bunu almakta geç kalmışım gerçekten. Keşke daha önce alsaymışım. Ne iş bir arada dedim ben de bilmiyorum. Bunu kurarız beraber. Heh, bu benim tahmin ettiğim şey. Ben az önceki şeyi bunlar sandım. Şöyle artık 4,5 aylık olmak üzereyiz. Şöyle mama kaşığı sipariş ettim. Peki çok tatlıymış. Şöyle ikili mama kaşığı. Ucu silikonlu olanlardan sipariş ettim şöyle. Çok uygun fiyattaydı. Yavaştan ben başladım şeye, alışveriş yapmaya. Başlayalım bakalım. Çok heyecanlıyım. Çok istiyorum böyle bir şeyler yesin. Bakalım. En güzelleri bu.
çok da bebekli. Bu arada farkında mısınız? Hep bebekçi. Gerçekten kendime en son zaman bir şey aldım, ben de bilmiyorum. Bu aralar yazlık alışveriş yapmanın tam zamanı. Hep yazlık alışveriş yaptım. Seneye özellikle, seneye gittim. Şöyle çok tatlı bir tişört aldım. Güzel kızıma. Çok tatlıymış. Dokusu falan çok güzel, yumuşacık. Şöyle Trendyol'dan sipariş etmiştim bunu da. Arkası şöyle. Oo, tişört bayağı büyükmüş. Ben bu kadar büyük beklemiyordum. Şimdi bu da 10 lira mı 15 lira mı ne renk geldi? Bunu da kargo bedava yapmak için Bursa'ya bekledim. Siz öyle misiniz? Ben kargo bedava yapmak için mutlaka bir şey yapıyorum. Yani 10 lira veya hatta 18-19 lira kargoya vereceğime böyle bir şeyler alıyorum. Şu eteğe bayıldım ya. Seneye olur mu onu bilmiyorum ama çok tatlı bir etek sipariş ettim. İnşallah olur. Çok rengi falan çok tatlı. Bu arada Müslüm kumaşı. Çok tatlıymış. Son olarak da pijama almıştım. Pijama mı? Kapri işte. Bu çok tatlı. Bunun boyu bayağı uzun duruyordu şeyde, sitede. Boyu uzun değilmiş, gayet güzel. Bu kış bile giydiririm ben onu. Çok tatlı. Şu ikisi takım oldu bence. Bunları takım olarak giydiririm ben. Çok tatlı onlar. Bu fitili kumaşlar bu arada. İkisi de fitili kumaş. Bunlar çok rahat ve çok güzel oluyor. Kargolarım bu kadar. Şimdi şunu kuralım beraber. Şöyle malzemelerimi önüme koydum. Şunları üşümeye yerleştireceğim. Bu arada o tişörtlerin içinde hediye çıktı. Az daha çöpe gidiyordu vallahi, göremedim. İyi ki görmüşüm. Paketleri açamayışım. Şöyle bir. Ay çok tatlı. Böyle bir kötü çorap koymuşlar kızıma. Teşekkür ederiz. Şimdi şurada yarım paket var. Burada yeni paketi açacağım. Bunlar bez bu arada. Şu bezleri şöyle şuraya koyacağım. Elimin altında benimle her yere gelecek bu. Evet. Şu da alt açma örtüsü. Bu küçük geldi. Niye böyle oldu? Ben resimlerde çok büyük görünüyordum. Anlamadım. Neyse. Şöyle. Bu ıvır zıvırı toplasın da başka bir şey istemiyorum. Sonra şu okyanus suyu. Hiç böyle bir şey gördünüz mü? Eşim sen git. 100 milimlikler varken gitmiş 1000 milimlik almış. Allah'ım yarabbim. Kaç tane sürer bu? Bunun bitmesi. Adam damacanayla verecekti. Ben ne yapayım? 4 aydır kullanıyoruz. Mesela hiçbir değişim yok. Hala top dolu. Bu burası mı? Adam bir şey verdi. Sonra gitti. Aynı paraya bunu verdi. Ben ne yapabilirim? Aynı paraya mı? Aynı paraya verdi. O 100 milim hayatım. 100 milim alacaktım. Yani ne bileyim? Bitmez ki. Kullan. Ustırmaz ki. Kışın bize de lazım olur.
da. Telefonumu sana zahmet uzatır mısın? O tribebe tabii ki, ne demek? Ay bu kadar nazikleşti kameralar. Çocuğa baksana abi. Ne? Çocuğa bakar mısın? Uyuyor. Benim bak. Uyanırsa. Çeviriyor kendini. Buradan bakacağım. Şimdi bu da bunun aspiratörü. Bunu biliyorsunuz. Bunu içim dışıma kalka kalka temizliyorum. Altını temizliyorum. Yemin ederim hiçbir şey yok. Hani midem bulanmıyor ama burunda böyle içime çektiğim için her an böyle tetikte korkuyorum. Hani ağzıma gelecek diye. Bunu şöyle koyalım. Bu da ıslak mendil. Bunu şöyle koyalım. Bu da İnci Sedan'ın vücudu çok kuru. Bunu aldım. Nemlendirici krem. Bu çok iyi geldi bize. Her bütün vücudunu kullanıyorum. Şunu şöyle koyacağım. Bu da Kalpol olmazsa olmaz. Buraları çok kullanıyorum dediğim gibi, hasta benim çocuğum. Yanına ölürüm ben ama. Bu da Mustela. Şimdi Mustela demişim. Sudokrem. Pişik kremi. Bize Bepanto hiç işe yaramadı arkadaşlar. Hatta hani kullandığım halde pişik olduk ama bunu haftada bir falan sürüyorum. Çok şükür şimdilikler hiç pişik konuşamadım. Hiç pişik olmadı. O yüzden sizokrem çok iyi. Bir de çok yoğun, bakar mısınız, 4 aydır kullanıyorum, daha hiç bitmemiş. Çok yoğun bir kıvamı var. O yüzden nohut tanesi kadar alıyorum. Şurada taraklarımız var. Şöyle. Şunları da şöyle şuraya koyayım. Banyo falan yaptırırken hemen elimin altında olur şunlar. Dağınıklığımı alarak. Vallahi her şey bir yerde, nefret ediyorum. Sevmiyorum. Bu da vitamin. Bu da tırnak makası. Şunlar şöyle şurada kalsın. Bunlar günlük kullandığımız şeyler. Başka ne koyabilirim? Buraya da mı bez koysaydım? Bu iş tahmin ettiğim gibi olmadı. Şimdilik böyle bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi size göstereyim. Şuraya bezleri falan koyduk. Koydum. Kim koydu acaba? Koyduk diyorum. Şöyle üç tarafa bez koydum. Şurada o şey nazar aspiratörü koydum. Burun aspiratörünü koydum. Burada sudokrem var. Şurada vitaminleri falan var. Tara, işte şurubu, nemlendirici. Şimdi de şöyle şuraya yerleştirdim. Çok küçük geldi ya gözüme. Bilmiyorum hepsi öyle mi ama tahmin ettiğim gibi olmadı yani. Şunu şöyle koyarım, artık yapacak bir şey yok. Şuraya da artık ne eksik olursa oraya koyarım. Böyle bir şey oldu. Bakar mısınız şurası ne kadar çok dağıldı. Ah. Çocukla hiçbir şey yapamıyorum. Siz de öyle misiniz? Hiçbir şeye yetişemiyorum. Video çekeyim diyorum ama yok yani. Ya çocuktan şey yapmam lazım. Vakit ayırmamam lazım. Ya da eve ayıracağım vakti çocuğuma ayırıyorum. Yani onunla vakit ayırmayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü bu halleri bir daha gelmeyecek. Ben bu hallerini bir daha göremeyeceğim. Ona bakmayı tercih ediyorum. Bu hallerini çok seviyorum. Keşke diyorum büyümese ama çok hızlı büyüyorlar. Şu an 4,5 aylık olduk bile. Öyle uyansa ama gece akşam oldu, artık bir yere gidemeyeceğim. Bugünlük bak kaldı galiba. Ben hemen şunları yıkayacağım. Şunları şurada bıraktım. Şunları hemen yıkayacağım. Hemen takacağım önlüğü önüne. Çünkü öbür türlü şey falan koyuyorum. Ağız mendili falan koydum. Bunları çıkarıp atıyor. Bunların rengi çok tatlıymış. Bakar mısınız? Şöyle yakından göstereyim ışıkta. Az önce öyle gördünüz mü bilmiyorum. Açığa hiç bakmadan ben direkt videoya giriş yaptım. Böyle bodoslama daldım. Umarım bunlar güzel olur. Şöyle. Bu arada bunu göstermeyi unutmamışım. Bunu da aldım arkadaşlar. Dediğim gibi yavaş yavaş artık başladım alışveriş yapmaya. Bunu da artık muz falan koyarım. Eline veririm. Afiyet de yer inşallah. Burada size ne göstereceğim. Şunu şuradan alayım. Ya şuna bakar mısınız Allah'ım? Şunu hiç size gösteremedim ama ben yani bayıldım. Çok beğendim.
Işık biraz kötü şu an ama şöyle. Bunda biraz sıkıntı yaşamıştım. Hastaneye giderken yetişmedi. Biraz sıkıntı yaşadım sayfa sahibiyle. O yüzden yetişmemişti doğuma. Üzgünüm yani. Ama şuraya asmayı planlıyorum. Şöyle. Şurada güzel olur inşallah. Şöyle. Çok tatlı olur. İnşallah eşim asacak. İnşallah. Çok erteliyor çünkü ne zamandır asacak asacak. Hala asmadı. Böyle burada duruyor. Burada da kızım 4 aylık. Şimdi şuradan ne işi var? Eşim her tarafa bir şey bırakıyor. Ben gidiyorum. Şimdi şuraya koyayım. Bunu koymayı unutmuşum kız. Bu da şurada mı kalsın? Bu da şurada kalsın. Şöyle. Burada yarın şu bölüme yemek masası geliyor. Sonunda yemek masası alabildik. Koltuklarımız yeni daha bu eve taşındığımızda almıştık ama yemek masasında bir sıkıntı yaşadık. O yüzden iptal ettirmek zorunda kalmıştık. Sonra dolarlar falan böyle bir arttı. Tam o dönemde biz ev taşıdık. Bu doların 18 olduğu zaman yılbaşından sonra, yok yılbaşından önceydi pardon. O zaman işte dolar çok yükselince birden fiyat hatırla. Anlaştığımız fiyata vermediler. O yüzden sıkıntı yaşamıştık. Daha yeni alabiliyoruz. O yüzden yarın şuraya yemek masası geliyor. O yüzden çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. Tekli koltuk, şu sehpa şuradan çıkacak. Şöyle şu şeyi yıkamak istemiştim. Perdelerimi yıkamak istemiştim ama bir cam silmem gerekiyor. Camlarım çok pis çünkü. Ama bu bebişle nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Camları bir güzel silip perdeleri öyle yıkamak istiyorum. Bugün şey yapmak istedim ama yapamadım maalesef. Yapacak bir şey yok. Yarını iple çekiyorum. Gel. Allah aşkına bakın. Çorba ediyorum. Şunun mutluna bak. Aks. Ah, ah. Anneciğim? Güzel mi? Sen dokunma. Ben yediririm anneciğim sana. Sen dokunma. Aks. Yavaş. 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 Gel. Kızım. Hı. Oh. Yavaş kızım yavaş tamam. Kaşımayacaksın sen ya. Tipe bak Allah'ım ya Rabbim. He? Biz daha mama sandalyesi almadık. Yürütece koydum vereyim diye. Tipine bak. Ne dinliyorsun? Ne? Ne dinliyorsun beni? Ağza bak ağza. Senin ağzını yerim aşkım benim. Az önce ilk verdiğimde öyle bir gülüyordu ki manyak, sevinçten böyle deliriyor. Ölürüm seni verene aşkım benim. Ver, ver çorba koyalım. Ver. Bak şimdi kaşığı elinden alınca çıldırıyor. Senin balın çok mu kıymetli olacak anneciğim? Tamam, sakin ol kızım. Kızım tamam. Şişt. Çorbayı dökecek manyak. Kızım bekler misin? Kızım bana bak. Minoş. Tamam. Ah. Tam böyle alışamadığı için böyle suyundan veriyor gibi yapıyorum. Hani şey yapmıyorum. Aslında pütürlü de. Böyle pütürlüye alıştırmıştım. Ah kızım ah. Minoş. Böyle bir şey verince çıldırıyor. Allah'ım yarabbim. Kavga dövüş vallahi var ya. Bir şey yedirmeye çalışıyorum. Çünkü kendisi almak istiyor böyle kaşıyla. Beleve mi yapacağız biz seninle? Beleve annesi mi olacağım ben? Önce koyacağım her şeyi, o yiyecek. Öyle mi istiyorsun sen kızım? Aşkım benim ya. Bakalım nasıl olacak? 6 ayla 15 gün hatta 14 gün kaldı. 6 ayda hiçbir şey kalmadı. Yavaştan böyle tadımlara başladık. İşte muz verdim. Ayva verdim. Kabak deneyecektim. Unuttum onu bak. Bal kabağı yiyelim mi anneciğim? Bal kabağı yiyelim mi? He? İşte bugün de çorba verdim. İşte böyle kaşığı istiyor arkadaşlar. Çıldırıyor kaşığı vermeyince. Ne olacak bizim bu halimiz? He? Biz kavga dövüş mü yapacağız her seferinde?
Anneciğim, senin malın çok mu kıymetli olacak acaba? Anneanneye gidelim mi kızım? Yarın bizim anneannemiz geliyor. Yarın bizim anneannemiz geliyor. Bu arada masam geldi. Size bir göstereyim artık şu masayı ya. Göstereyim hatta şimdi. Dur kızım. Şurada suyum var, onu görmezden gelin. Gün ışığında çekseydim keşke de. Masa şöyle, rengini şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Benim kızım var. Annem. Şuraya koyacaktık aslında. Oraya koyduk hatta. Sehpayı da değiştireceğim artık. Eski evimde şunlar vardı. Bir tane onları değiştirmedik. Ondan sonra şuraya koyduk. Şu koltuğun yerine koyduk. Şu koltuk da şuradaydı. Masanın arkası, şey, koltuğun arkası çok boş kalıyordu. Ölü alandı orası. Dur kızım, anneciğim bekle. Bekle Minnoş. Kaşın mı düştü? Tamam, vereceğim. Al kızım. Kaşığını verdim şimdi, bir saniye. Bir saniye kızım. Tamam. Şu koltuk şurada, hatta şu koltuk şuradaydı. Bunun arka tarafı çok boş kalıyordu. Ölü alandı bildiğin orası ve bu ortalık çok daralıyordu bu sefer. İkisi burada oldu. Şu iki üçlü burada olunca, şöyle şurada olunca masayı da şuraya koymuştuk. Böyle tıkış tıkış oldu masa zaten orada ve şey, hiç rahat olmadı. Burası da çok daraldı ama orada arkada ölü alan vardı. Biz de masayı şuraya aldık. Baya bir geniş oldu burası. Böyle oldu yani. Şurada da kızımın oyuncakları var. Şurada da Ayder oyuncak. Burada da bir binek var. Tipe bak. Tipsiz. Aşkım benim. Böyle oldu yani. Birazdan geniş açıyla göstereceğim size. Böyle. Ben size şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle geniş açı alayım. Masa şurada. Şurası baya bir boşluk kaldı. Bu kızcı da buralarda böyle dolanır işte rahat rahat. Şu üçlü koltuğu da şuraya aldık. Ama çocuğun eşyaları var orada. Bebekli ev asla toplanmıyor. Şöyle. Böyle oldu maalesef. Maalesef değil. Güzel oldu yani bence. Tamam kızım, geliyorum. Geliyorum kızım, tamam. Geldim kızım, tamam. Bir de size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şunu şöyle göstereyim. Şunu şöyle koyayım. Gözler yaşlı. Bu benim söz tepsim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu dedim ki şöyle ortaya koyup, görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Nasıl muhalefet oluyor? Bu çenlik var ya kızım. Nasıl muhalefet oluyor? Ne oldu anneciğim? Sana neden video yok? Bu yüzden video yok. Gel. Gel anneciğim, gel, tamam, gel. Kucağıma aldım. Durmuyordu. İşte bu yüzden video çekemiyorum arkadaşlar. Çok video çekmek istiyorum da yok işte. Şu çiçeği sizce koparsam, ondan sonra bir iki süs eşyası koysam üstünde nasıl durur acaba diye düşündüm de. Ama çok güzelmiş ya. Simlikler de vardı. Simlikleri bulamadım. Onları başka yere koydum. Onları ben duvar süsü yaparım diye almıştım. Bir yere koymuştum. Sonra taşınınca nereye koydum gerçekten hiç bilmiyorum. Onlara bir bakmam lazım. Makasım da içinde. Ay, şunu kaldırsam acaba iz yapar mı çiçekleri? Çünkü yapışık. İnşallah iz yapmaz. Hatta göstereyim size ne koyacağımı. Dedim ki şunları şöyle koysam. Şunları şöyle koysam. Sonra yana da küçük bir vazo, böyle çiçekli çiçekler, bir şeyler koysam. Nasıl olur acaba? Güzel olur bence ya. Yani renkleri de uydu. Çiçekleri kaldırmaya korkuyorum ben birazcık da. Bilmiyorum. Dışarı çıkacağım zaten. Bir AC Home'a falan bakayım. İngiliz Home'a falan da bakayım. Küçük bir vazo bulursam alayım. Şöyle kalsın. Çok güzel olacak bence. Değişik bir hava katacak. Bu aklımız. Uzun zamandır aklımda, bir türlü şey yapamıyordum ama güzel oldu. Şimdi denk gelince dedim ki yapayım. Şuraya da şöyle üçlü bir tane böyle şey istiyorum. Tablo istiyorum. Şöyle hemen masanın üstüne. Güzel olur bence ya. Şuraya da şey koyduk mu tamamdır. Bir de şuraya bir saat. Saatimiz eksik. Şuraya bir saat aldık mı tamamdır. Sade şık bir salon olacak inşallah. Böyle. Ama şuna var ya bayıldım. Yemin ediyorum çok güzel.
Çiçekliler böyle mi dursa ya? Çok hoşuma gitti. Ya da böyle bu renklerde bir çiçek alayım. Böyle değişik bir hava kalsın. Her yer gri 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 gri. Gri kusacağım artık. Her yer gri olmasın. Şu kırlentleri de değiştireceğim bu arada. Onları da unutmuşken söyleyeyim. Hatırlamışken söyleyeyim onları da. O kırlentler de değişecek. Şöyle onlara da böyle renk katacak bir şey yapayım. Şurada bir tablo aldık mı? Burada güzel bir vazo. Oh mis. Öyle biz çıkıyoruz. Annemlere gidiyoruz. Yarın annem geliyor 5 aydan sonra. Bu kız daha 40'ı çıkmamıştı. Annem köye gitti Mardin'e. Daha yeni gelecek. 5-6 aylık olmak üzere. O yüzden çok heyecanlıyım. Hadi kızım çıkıyoruz. Ben videoyu burada kapatayım. Umarım güzel bir video olmuştur. Bir an önce bu videoyu atmak istiyorum. Çünkü yeni video başlatmak istiyorum. Çok geç kaldım. Biliyorum ben sürekli video atmak istiyorum. İnşallah güzel olur. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz teşekkür ederim şimdiden. Hepinize teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.